Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere geçirgen bağırsaktan bahsetmek istiyorum. Geçirgen bağırsak nedir? Normalde bağırsağımız çok küçük porlara sahiptir ve bu porlardan sadece besinlerin yapı taşları ve su gibi maddeler geçebilir. Ancak bazı sebeplerle, nedir o sebepler? Özellikle bağırsak florasının bozuk olması, bağırsağı tahrip eden antibiyotikler veya diğer ilaçların kullanılması, alkol kullanımı, aşırı yağlı beslenme beslenme, liften fakir beslenme veya sizin glutene, süt ürünlerine alerjiniz varsa bu gibi besinlerin aşırı tüketilmesi ve bağırsakta sürekli bunlara karşı bir reaksiyon gelişiyor olması yani bağırsakta sürekli bir inflamasyon varlığı gibi sebepler bağırsaktaki sıkı bağlantı noktaları olan yani hücreler arasında sıkı bağlantılar oluşturan zonulin isimli protein başta olmak üzere zarar vererek bağırsağımızın daha geçirgen hale gelmesine sebep olur. Ne olur bağırsağımız geçirgen hale gelirse normalde vücuda girmemesi gereken toksinler, mikroorganizmalar ve zararlı maddeler de besinlerle birlikte vücuda geçmiş olur ve bu da vücutta otoimmüniteyi tetikleyebilir. Günümüzde otoimmün hastalıkların temelinde geçirgen bağırsak tablosu yatmakta. Biz önce bağırsak geçirgenliğini onardığımızda birçok otoimmün hastalıkta fayda görebiliyoruz. Otoimmün hastalıklar deyince aklımıza neler geliyor? Örneğin psoriasis yani halk arasında sedef olarak bilinen hastalıktan tutun. MS gibi, romatoid artrit gibi, Hashimoto tiroiditi gibi birçok tablo aslında bağırsağımızın diğer antijenlere karşı aşırı geçirgen olmasından ve vücudunda bunlara karşı reaksiyon oluşturmasından kaynaklanmakta. Geçirgen bağırsan tanısında da bazı tetkikler günlük pratikte uygulanabiliyor. Örneğin dışkıda bu hücreler arası bağlantı proteini olan zonilin analizi, laktiloz manitol test dediğimiz bir test ve kanda lipopolisakkarit analizi gibi bazı tanım yöntemleriyle geçirgen bağırsak hakkında biz fikir sahibi olabiliyoruz. Geçirgen bağırsak teşhisini koyduktan sonra tedavide de bazı önemli bileşenler bulunuyor. Geçirgen bağırsak tedavisinde en önemli şeylerden bir tanesi sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak. Geçirgen bağırsağa giden sürecin temelinde de aslında lifsiz beslenme yer alıyor. Daha önce paylaştığım prebiyotikler, probiyotikler ve postbiyotiklerle ilgili videoda da detaylı bir şekilde anlattığım gibi kalın bağırsağımızdaki bakteriler yani bizim kendi doğal floramız prebiyotik lifleri kullanarak bazı postbiyotik maddeler sentezliyorlar. Bu postbiyotik maddeler özellikle bütürat gibi kısa zincirli yağ asitleri bu bağırsak geçirgenliğinin azaltılmasında ve bağırsak epitelinin sağlıklı olmasında kilit rol oynamakta. Yani burada hem geçirgen bağırsağa giden süreçlerde lifsiz beslenmenin rol oynadığını söyleyebiliriz. Hem de bağırsak epitelinin tekrar onarılmasında da sağlıklı bir flora ve lifli beslenme, prebiyotik liflerden zengin beslenmenin önemli olduğundan bahsedebiliriz. Diğer bağırsak epitelinin onarılmasında en önemli maddelerden bir tanesi de glutamin amino asidi. Glutamin normalde non esansiyel bir amino asittir. Yani normalde besinler de bizim alabildiğimiz dışarıdan almamızın zaruri olmadığı bir aminoasittir. Ancak bazı durumlarda vücutta glutamin ihtiyacı artar. Örneğin yanık gibi veya bir doku hasarı meydana geldiğinde doku yapımını teşvik etmek için ham madde ihtiyacı artacağı için glutamin ihtiyacımız artmaktayken aynı şekilde eğer bağırsak epitelinde de bir problem söz konusuysa biz bağırsak epitelinin onarılmasında da glutamin aminoasitinden fayda görmekteyiz. Ayrıca bağırsak epitelinin kendini yenileyebilmesi adına da bağırsak epitel hücrelerinin mitokondisini destekleyecek yani onlara enerji kaynağı olabilecek bazı enerji veren destekler de burada görev almakta. Örneğin bunlardan bir tanesi D-riboz. D-riboz normalde 5 karbonlu bir şekerdir. Normal şeker 6 karbonlu iken D-riboz 5 karbonludur ve bağırsak epitel hücrelerinin kolay bir şekilde enerji kaynağı olarak kullanabileceği bir enerji alternatifidir. Aynı zamanda özellikle otoimmün hastalıklarda bağırsak epitelini onardığımız dönemde yaptığımız eliminasyon diyeti dediğimiz otoimmün hastalıklar için yaptığımız bir diyet protokolü de var. Hayatımızdan birçok besini çıkardığımız çok az miktarda güvenli besinlerle beslendiğimiz bir beslenme protokolü. Bu diyeti yaparken de enerji yoksunluğu vücutta gözlenebilir. Aynı zamanda bu enerji yoksunluğundan korumak adına da bu enerji veren destekler bize vücuttaki takati artırma anlamında da fayda sağlamakta. DERBOZ'dan bozdan aslında daha güçlü bir alternatif daha var. Bu da sitrulin malat dediğimiz bir molekül. Sitrulin malat molekülü mitokondride enerji üretim yolaklarında görevli iki tane maddenin aslında bileşimidir. Yani hem sitrulin hem malat molekülü mitokondride ATP üretiminde görevlidir. Bu çok daha güçlü enerji vermesinin yanında sitrulin malat içerisindeki sitrulin molekülünün de bir artısı daha var. Sitrulin vücutta nitrik oksidi artıran en önemli maddelerden bir tanesidir. Hatta daha önce yayınladığım hipertansiyon videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Nitrik oksit artırmak adına her ne kadar arjinin takviyeleri zaman zaman kullanılsa da sitrulin arjininden bile çok daha güçlü bir şekilde nitrik oksidi vücutta artırmaktadır. Bu da bütün dokuların kanlanmasının artması anlamına geliyor. Bir doku ne kadar iyi kanlanırsa o kadar iyi beslenebilir ve kendini o kadar iyi yenileyebilir. Epitel dokunun onarılmasına da işte sitrulin molekülünün bu nitrik oksit artırıcı etkisi bize ekstra fayda sağlamaktadır. Yani sitrulin malat molekülü kullandığımızda biz hem enerji anlamında değeri bozdan çok daha fazla fayda görebiliriz. Hem de arjininden çok daha fazla kanlanma anlamında fayda görüp bağırsak epitelinin daha hızlı bir şekilde onarılmasında fayda görebiliriz. Bu da geçirgen bağırsak tedavisindeki en önemli desteklerden bir tanesi. Tabi epitel dokudan bahsetmişken çinkodan bahsetmemek olmaz. Çinko epitel dokunun en temel yapı taşı özellikle bağırsak epitel onarımı ve sıkı bağlantı noktalarının tamiri için çinko eksikliğimiz varsa da kesinlikle yerine konulmalı. Zaten daha önceki yayınladığım çinko videosunda da detaylı bir şekilde izleyebileceğiniz gibi çinko herkesin her yıl en az 3 ay kullanması gereken en önemli minerallerden bir tanesi. Dolayısıyla epitel doku onarımında da çinkosuz olmaz. Yine burada en önemli şeylerden bir tanesi de sindirim enzimlerinizin doğru çalışıyor olması. Bağırsaktaki sinler ne kadar iyi sindirilirse o kadar geçirgen bağırsaktan korunma anlamında bize fayda sağlar. Bu noktada da özellikle pankreatik enzimler olan amilaz, lipaz, proteaz, selülaz, laktaz gibi enzimler fayda sağlayabilir. Eğer sindirim anlamında bir sıkıntınız varsa yani zaman zaman cıvık, zaman zaman çok katı veya yağlı dışkılama gibi sindirim sisteminizle ilgili bir problem söz konusuysa sindirim enzimleri de yardımcı olarak oyuna dahil edilebilir. Geçirgen bağırsakla ilgili temel noktalar genel olarak bu şekilde. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan başka sorular varsa tarafımca kaleme alan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabı tüm DNR'lardan ve diğer kitap evlerinden aynı zamanda online platformlardan tercih edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olursanız çok sevinirim. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilir. Kafanıza takılan soruları oradan bana iletebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.